Sen Anlat Karadeniz her geçen gün artan temposuyla izleyicisine doyumsuz bir serüven yaşatmaya devam ediyor. Dizi TV'de bu hafta çarşamba akşamlarının vazgeçilmez yapımında öne çıkan karakterlerin hazırlık sürecini konuştuk. Sen Anlat Karadeniz ekibinin başındaki usta isim Osman Sınav, dizinin başarısı için aylarca süren bir ön hazırlık gerçekleştirdi. Nasıl bir süreçten geçtiniz? Neler yaptınız çalışmalarda? Bir kere bütün oyuncularımızla tek tek çok ciddi auditionlar yaptık. Karakterleri çalıştık. Bizim auditionlarımız biraz workshop gibidir. Yani karakter çalışması gibidir. Bütün o karakterleri çalıştık. Projenin başından itibaren içinde olan Ulaş Tuna Aslefe sıkı bir çalışmayla Tahir karakterini yukarılara taşıdı. Bu karakter için mesela nasıl bir çalışma yaptınız imaj ve oyunculuk açısından? Osman hocamız çok ilgilendi. Osman Sınav bu konularda çok tecrübeli zaten. Böyle bir delikanlı yaratmakta hepimiz biliyoruz. Çok hızlı ve çok sıkı bir çalışmadan geçtim. Değil saçlar mi? Kısaldı. Buranın şivesi için bir takım hocalardan dersler alındı. Süper. Sporlara gidildi. İstanbul'da bir Trabzonluların toplandığı bir kahvede biraz zaman geçirdim. Aa, süper. Evet. Çünkü beni enişte geldi diye karşılıyorlardı. Çünkü hakikaten buranın bir damarı var ve o damarı tutturmamız gerekiyordu. Bunu başardığımıza inanıyorum. Yürü 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 yürü, hastaneye gidiyoruz. Tahir, yine başladık ya. Ya kızım, elinin haline baksana. Daha da morarırsa kangren olur dedi Nazar. Mosmor olmuş. Kesecekler elini. Başlayacağım şimdi senin adına ha. Bırak Vedat'a gideyim. Bırakmıyorum. Duydun mu? Bırakmıyorum. Güzel oyuncu İrem Helvacıoğlu oldukça zor bir karakterin üstesinden başarıyla geldi. Nefes olmak genç oyuncu için emek gerektiren bir sürecin eseri. Çok zor bir karakterdi benim için. Bir kere hani çocuğum yok. Böyle bir şey yaşamadım. Fiziksel şiddet, psikolojik şiddet yaşamadım. Çok zor bir şey yani ona hazırlanmak. Ama hem Emre hem Osman Hoca, yani hep birlikte, ekipçe, oyuncu arkadaşlarımla birlikte çok üstüne düştüm. Ben çok ayrı bir danışmandan da yardım aldım. Psikolog bir danışmandan da yardım aldım. Ne yapabilirim, ne katabilirim, burada nasıl bir tepkisi olur? Ben şimdi aşağı gidip bir bahane uyduracağım. Sonra dönüp bütün parmaklarını kıracağım. Sen Anlat Karadeniz her bölümü bir öncekinden daha yüksek oyunculuk performanslarıyla çıtayı yukarılara taşıyor. Her sahnede daha iyi anladım. Her sahnede daha da yüklendi. Şiddet gördüğü yerde dönüp Emre'ye, Osman Hoca'ya dedim ki anlıyorum, yorgunum, yok yani hani mücadele edecek şeyim var, gücüm var ama artık cevap verecek takatim yok. Yani kadının aslında... Hani aslında nefrete bile takati yok. Yok yani hani böyle yok saymak istiyor her şeyi. Yani gerçekten çok zor ama hep birlikte, yani tek başıma yapmadım, her şey eklenerek oldu. Yani hep birlikte karakterlerin üstüne el birliğiyle bir şeyler ekledik. Her sahne vay be bak aklıma ne geldi dedirtecek şeyler yaşattı bize. Yani hep birlikte çok güzel ördük aslında karakterlerimizi. Tek başıma yapmadım ben bunu. Tahir geliyor. Tamam. Yorar mı bakarız bari. Nefes, iyi misin? Biliyor musun? Aynen. Biliyor musun? Abin gerçekten çok haklı. Yapım, nefes üzerinden şiddet gören tüm kadınların hikayesini milyonlarla buluşturuyor. Bu tüm ekip için gurur verici bir sorumluluk. Herhalde her oyuncu kendine bir üstüne düşen bir sorumluluk hissediyordur diye düşünüyorum. Evet, çok büyük bir sorumluluğumuz var. Yani şiddet sadece bizim ülkemizin değil, bütün dünyanın. Şimdi biliyorsunuz Amerika'da taciz patladı. Kadınlar neyse ki konuşmaya başladılar. Bizde durum
biraz daha, biz biraz daha gerideyiz. Önce şiddeti çözmemiz lazım. Sonra belki tacize gelebileceğiz. Sorumluluğumuz büyük bu konuda ve bunu kaldırabilecek bir iş bence bu. Sana ne lan benim karımdan? İster döverim, ister severim. Senin gibi şerefsizim biri bir kadının hayatını karartacak. Adamım diyen adam da buna sessiz kalacak he mi? Yok öyle dünya Vedat Sayar. Ulan kes sesini. Herifler seni gebertecek. Yani çaresiz bir kadınla çocuğunu bu şerefsize teslim edeceğim. Canım kurtulacak he mi? Yarım ben öyle kurtulan hayatı. Sen Anlat Karadeniz hikayesinin gerçekliğiyle hepimizi kayıtsız kaldığımız dünyaların içine çekiyor. Empati kurmak. Hani yapamadığımız şey vardır ya aslında, hiçbir zaman yapamadığımız bir şeydir empati kurmak. Belki de televizyondan görüldüğünde ya bu adam ne yapıyor, bu kadını nasıl yapıyor, nasıl el kalkıyor, nasıl bu kadar şiddet yanlısı olabilir? Bir de hani belki de tokat gibi yüzüne çarpmak insanda farklı bir etki de yaratabilir. Bu bilinci uyandırmak istiyorsunuz. Evet, bu bilinci uyandırmak istiyoruz. Özür dilerim. Özür dilerim. Her şey için özür dilerim. Evet. Özür dilerim. Daha önce gelmediğiniz için.